Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Durumlar, vaziyetler iyidir diye temenni ediyorum. Bu yıl havalar biraz şeyli geçiyor böyle, hani yağışlı ve biraz daha tam ısınamamış böyle. Erzurum bu bir iki gündür böyle yine adeta sonbahar bir havası var. Sürekli yağmur, sürekli bir bulutlar, dumanlar gezinip gidiyor. Güzel, verimli bir yıl oluyor yağış bakımından. Yani güzel, harbiden. Rabbim hayırlara vesile etsin diye temenni ediyoruz. Arkadaşlar bugün iki konu üzerine deneyeceğim. Bir, üniversite alımları. Biliyorsunuz üniversite alımları birkaç haftadır durmuştu böyle. Yani seçimle birlikte durmuştu böyle. Tekrar canlanıyor ve canlanmaya devam edecek. Ondan sonra KPSS puanına sahip olan ve senede olan arkadaşlarımızı ilgilendiren çok çok önemli yerlere değineceğim. Yarın keşke dememek için, yarın keşke bunu yapmasaydım ya da bunu değerlendirseydim diyebileceğiniz ve diyemeyeceğiniz konulara değinmek istiyorum. Çünkü çok çok önemlidir. Ve 3 tane bölüme 3 tane bölüm çok şey. Hemşire çıkar 2 bölüm. Bir sekreterlik, yaşlı bakım ve evde bakıma da değineceğim. Çünkü bunlar yıldızını parlatmaya devam ediyor. Şöyle, biliyorsunuz ki seçimle birlikte biraz üniversite alımları biraz durmuştu. Bugün itibariyle Selçuklu Üniversitesi personel alımına çıktı. Ve biz personel alımlarına baktığımızda 28 tane hemşire, 25 tane tıbbi sekreter, ondan sonra 32 tane lise dengi işte evde yaşlı bakım hizmetleri alacak teknisyenler de var, röntgen teknisyenler, fizyoterapistler de var bir iki tane bile. Yani buna baktığımızda hemşirenin, tıbbi sekreterin ve yaşlı bakım gibi şeylerin, yani bölümlerin daha ön planda olduğunu ve daha yüksek aldığını düşün. Yani alıma çıkıyor ve neredeyse hemşire, tıbbi sekreter ve yaşlı bakım alıyor. Bu çok çok önemlidir. Tıbbi sekreter okuyan arkadaşlarım, şu anda tıbbi sekreter puanına sahip olan arkadaşlarım, yaşlı bakım ve hemşireler. Ben pek hemşireler hakkında video çekmiyorum ama yani inşallah ona da değineceğim böyle. Bu bir. Bunu bir kenara bırakalım. Şimdi arkadaşlar, siz KPSS sınavına girdiniz. KPSS puanına sahipsiniz. Ve KPSS puanında ya sınırdasınız ya da düşük puana sahipsiniz. Burası çok önemli. Çok çok işinize yarayacağını düşünüyorum böyle. Puanlarınızı değerlendirmenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü hali hazırda şu anda öğrenci olan arkadaşlarımız Haziran'dan, yani yaz stajını hesapladığımızda en geç Temmuz, Ağustos gibi aylarda mezun olacaklar. Bunlar mezun olduğunda sizden yüksek puanlara sahip olan arkadaşlarımız otomatikken bir adım olduğunda, bir yerde bir kontenjan açıldığında bunlar sizden daha öncelikli oluyor. Bakın, sizleri düşünüyorum ona göre. Yani sizden daha öncelikli oluyor. Ondan dolayı işte hani Selçuklu Üniversitesi gibi, bak şu anda merkezi alım, merkezi atama için, Sağlık Bakanlığı için diyorum. İşte alım olacak mı, olmayacak mı, olursa ne kadar olur, hiçbir bilgi, kulis falan hiçbir şey yok. Yani evvel benim beklentilerim var. Çünkü yarın seçimler de geliyor. Muhakkak alımlar olur ama şu anda hiçbir şey yok. Böyle yıl sonuna doğru veya seçime doğru muhakkak alımlar olacak. O kesin de, yani benim beklediğim o yönde olacaktır. Ben bu hükümeti tanıyorum çünkü. Geçmişe baktığımızda geleceğe yön verebiliriz. Böyle bir şey vardır. Ama puanı sınırda olan, puanı düşük olan arkadaşlarım, bakın altını çizerek diyorum. Yeni arkadaşlarımız mezun olmadan siz bu tür alımları değerlendirin. Üniversite alımlarımı, Selçuk Üniversitesi'ni muhakkak değerlendirin. Sekreter arkadaşlarım, biliyorum ki bu platformda en çok takip edenlerden bir tanesi de tipi sekreterle beni takip ediyor. Çünkü kendi branşım, kendi yaptığım mesleğim icrası, yani mesleğimdir. Ondan dolayı muhakkak tipi sekreter olan arkadaşlarım bu üniversite alımlarını muhakkak değerlendirsin. Puanları düşük olan, hele 65 ile 75'e kadar, 75 ile 72-73 bandı olan arkadaşlarımız muhakkak bu tipi sekreterlikleri değerlendirsinler. Yarın öbür gün bu yeni işte öğrenci arkadaşlarımız mezun olduğunda ister istemez ortalamayı yükseltecekler. Puanlar tekrardan 65'ti ya, 70'lere 75'lere tekrar çıkaracaktır. Bunları unutmayın. Ondan sonra evde bakım, yaşlı bakım. Bakın, sizlere de şu anda evet çok iyi. Ki yaşlı bakımın, evde bakımın ben işte 2028'lere kadar parlayacağını düşünüyorum. Yani yılmalar da olacaktı ki evde bakımla yaşlı bakım da hani
Gerçekten zor ve sabır isteyen bir bölümdür. Bunun altını çiziyorum. Herkes yapamıyor yani. Yapan arkadaşlarımız veya oradan atanan arkadaşlarımız belli bir müddet sonra işte farklı bir bölümden işte yani ya oradan atanıyor ya da farklı bir bölüme geçip oradan devam ettiriyor. Gerçekten çok sabır isteyen bir bölümdür. Bir iki arkadaşımla da konuşmuştum. Harbiden hani kaldırabilme gücünüz olması gerekir. O çok çok önemlidir. Ama şu anda baktığımızda yani iş bulma konusunda hemşirede, tipi sekreterde, evde ve yaşlı bakımda bunlar çok çok göze geliyor ve puanları sınırda olan, puanları düşük olan arkadaşları muhakkak bu üniversite alımlarını değerlendirsinler. Yani nacizane tavsiyem budur. Haziran'da ve Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yeni bir dalga gelecek. Yani arkadaşlarımız mezun olacaklar. İşte örneğin hangi branşta olursa, hangi bölüm olursa olsun sınava girip de mezun olacaklar. Otomatikken puanlar sizin üstündeyse önünüze geçecek. Bu çok çok önemlidir. Yani bunları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Muhakkak yani önemsenecek bir konu. Ha, merkezi hanım şu anda yok. Yani ne olacak, ne bitecek belli değil. Ondan dolayı muhakkak değerlendirin ve şöyle bir şeyiniz olmasın, bir kaygınız, bir ne diyorlar? Bir korkunuz olmasın yani. Üniversite hastanesi işte gideceğim çakıllı kadro biliyorsun orada 3 artı 1 şey olacak yani 3 yıl sözleşmeli ondan sonra kadroya geçiyorsunuz. Tabii şu anda tayin hakları yok. Yani bir şöyle bir şey var mesela üniversiteden üniversiteye diğer Sağlık Bakanı'na geçilmiyor ama geçen bir haberde Sağlık Senin bir haberinde işte üniversite hastanelerinin çalışanları da Sağlık Bakanlığı'na bağlanabilir diye bir talepleri var bu doğrultusunda. Yarın öbür gün bu konuda da yeni değişiklikler, yeni bir şeyler yapılırsa hiç şaşmam. Çünkü daha ben atanınca 2021'de üniversite hastaneleri çakılı kadrolu ve çakılı süresiz sözleşme dediğimiz bir durumdu. Ama ne oldu işte hani kadroya geçtik şu anda hani kadroyu aldım biz 15 Nisan'da kadroya geçtik. Ben de çakılı kadroydum. Mesela benim puanım da kötü de değil 82 puanım vardı ama yine de üniversite hastanelerini değerlendirdim. Buraya yerleştim ve 20. kişinin 20.si yavrum tabii de. Yani muhakkak bu bölümleri yani bu fırsatları değerlendirin. Yani altı tekrar çiziyorum. Puanı sınırda olan ve puanı düşük olan arkadaşlarım. Yeni dalgalar gelmeden, yeni kişiler mezun olmadan bu tür alımları takip edin ve değerlendirin. İşinize çok çok yarayacaktır. Yarın keşke dememe için. Çünkü her geçen gün, her geçen yıl unutmayın ki rakipleriniz artıyor, yelmalar söz konusu oluyor. Bundan dolayı önünüze yani rekabet edeceğiniz kişiler artıyor. İnşallah anlatabilmişimdir böyle. Rabbim ve yar ve yardımcınız olsun. Gerçekten zor bir dönem. Yani atanmak, iş sahibi olmak, çalışmak, kendi emeğini çıkarmak böyle. Bu dönemde biraz zor ama şey de imkansız da değil. Değerlendirin. Farkındalık çok çok önemlidir. Ben bunu kendi hayatımda bildiğim için. Bu videoları bugün çekiyorsam zaten ben öğrenciyken yani bana bir şeyler katıp da bana yol gösteren, yol hakkında farkındalık uyandıran kişileri gördüğüm için ben bugün bunu yapıyorum. Böyle seviyorum yani. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sağlıkla kalın, bilekle kalın inşallah. Bayrama gidiyoruz. Artık bayram tatiline gideceğiz. Ben de bir Mardin, Diyarbakır, Batman yapacağım. Oradan sonra Kars, Iğdır'a gideceğim. Rabbim yardımcımız olsun. Biraz kafa dağıtacağım çünkü kafam çok harbiden çok yoğun böyle. Çok yoruldum. Biraz sıkıntılarımız da var yani kendi çapımızda bizimle inişli çıkışlı şeylerimiz de var. Rabbim önce herkese ondan sonra da bana da yardım etsin diyorum temennimiz bu yönde. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah.